Merhaba Eski Game takipçiler, merhaba The Walking Dead severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, siz geldik. Evet. En son nerede kaldığımızı bilmiyorum. Hatırlayacak olursanız ki birkaç bölüm savaş yapmıştık. Öyle. Asalt zamanı. Şöyle bir sıkıntı var, bu oyun aslında günlük oynanması gereken bir oyun ama ben haftalık oynadığım için bazı sıkıntılar yaşayabilirim. Sıkıntılardan kastım da bazı ödülleri kaçırabilirim, bir takım yerler kaybedebilirim veya kaynaklar kaybedebilirim vesaire vesaire. Bu tarz oyunlar bu şekilde oynanır aslında. Baskın yiyebilirim, baskın neticesinde kaynak kaybedebilirim. Bunlar benim için şu an herhangi bir önem teşkil etmiyor. Benim için önemli olan aslına bakarsanız şu an paraya ihtiyacım var mı? Ev yapabilirim. 5 olması gerekiyormuş. Ev yapamıyorum. Belediye binamın 5 olması gerekiyormuş. Daha şu an 3. seviyedeyim. 26.600 oduna ihtiyacım var. 26.600 odun olması için de kapasitemi yükseltmem gerekiyor. Malzeme depomu yükseltmem gerekiyor. Bunun için de 810 tane yüceye ihtiyacım var. Bayağı yüceğim var. Yüzlerde bir ara. Bunu yükselttiğimize göre 810 tane oduna ihtiyacım varmış. Bunu yükseltmek için. Bunları yükselteceğim çünkü ileride bana bunlara ihtiyacım olacak. Kaynak deposunu ve çifti yükseltmedim ki daha kaynaklar elde edebilirim. Pardon. Anlayacağınız öyle. Öyleyken böyle. Evet. Şimdi görevlerden ne yapabiliriz? Onlara bakalım. Başarılarımız var. Başarılardan 5000 tane yemek aldım. Bu güzel. Bu güzel. Başka ödüllerimiz var mı? Bakalım. Ödülleri şöyle gözden geçireceğim. 75 kere adrenalin patlaması kullan demiş. 25 savaş nesnesi kullan demiş. Ben daha bir tane kullanmışım. Savaş nesnesi dediği tam olarak ne olur bilmiyorum. 100.000 yemek topla demiş. Baskınlarda 25 düşman öldür demiş. Ben daha bir düşman öldürmüşüm. Vesaire vesaire. Görevlerde ne var? Yangına körük diye bir görevimiz var. Ondan önce şurayı yükseltmek istiyorum. Çiftliğimizi yükseltelim. Bir dakika içerisinde çiftliğimiz yükselecek. Bunları yükselttiğimiz zaman kapasitemiz artıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bilmeyenler için. 8200 diyor. Gelen kutusunda ne varmış? Sağ ol canım, almayayım. Evet, şimdi görevlere gidiyorum. Yangına körükle devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Geralt'ın bir sözü var bize. Nedenlerini daha sonra konuşabiliriz. Ama önce üzerimize gelen şu ayda iyisini halledelim. Yes, alright. Glenn'e levye vereceğim. Levye daha etkili. Değil mi? Levye daha etkili. Ya evet, levye daha etkili. Ve diğer arkadaşlar, keleş var. Keleş yerine göre daha etkili olması lazım. Neyse. Tamam. Bu şekilde dövüşmeye başlıyoruz. Bakalım nerede kalmıştık. Evet. Önce Kren'in atayla bir düşman alt edilmek üzere saldırılıyor. Sandy'nin hata geliyor. Ardından Grace. Grace'in hata geldi ve başarısız bir savunma atakları üst üste geliyor. Evet. Çok etkili bir vuruş bekliyoruz Porker'dan. Evet. Pek etkili bir vuruş gelmedi Porker'dan. Ardından Grace'in hata geldi. Ardından Sandy'nin hata geliyor ve Grace geliyor ardına. Porker vuruyor ve kapanan vuruşla bir zombiyi alt ediyorlar. Hemen ardından Sandy geliyor. Porker ve mükemmel bir vuruşla işlerini bitiriyor.
Evet, ilk atağı böyle dalgayı böyle geçirmiş oluyoruz. İkinci dalgaya geçmek üzere hazırlanıyorum. Evet. Çok etkili bir zombimiz var. Onun için Porker geliyor. Saldırısı çok başarısız, naif oluyor. Ardından Grace'in atağı geliyor. Grace de çok yavaş bir vuruş vurdu. Çok kritik ve Grian vuruyor. Evet. Grian'in atağıyla zombi alt ediliyor. Buna saldıracağım. Hücum geliyor. Geldi ama etkili bir hücum olmadı. Ardından Grian vuruyor, kafadan vuruyor ve mükemmel bir şenliğinin atağı geliyor. Ardından Grace ve kafadan indiriyor, mükemmel bir saldırı atağı. Şenliğinin atağı geliyor, kafadan vuruyor, mükemmel. Ardından maçede boşaltma geliyor, etkili olmadı ve Porker'ın atağı mücadele yerinde başarılı olmadı. Grian'ın atağı geliyor ve Grian'ın atağıyla etkili bir vuruş. Şenliğinin vuruşu kafadan ve mükemmel bir atak geliyor. Evet, mikrofon açık mı diye baktım arkadaşlar, açıkmış. Evet, bazen unutuyorum açmayı da o yüzden. Evet. Arkada büyük bir düşmanım var, onun bana gelmesi uzun sürecek. O yüzden ben önce Porker'ın atayla kafadan indiriyorum. Ardından Sandy'nin atağı geliyor, mükemmel. Ardından Grin'in atağı gelecek ve Grace'in atağı kafadan mükemmel. Evet. Şimdi Gren bir araya toplasın, ardından Sandy mükemmel isabetli atış ve Porker acele boşaltma ve Grace'in atağı, evet mükemmel bir saldırı stratejisi geliyor. Next game'de ardından Sandy'nin atağı ve mükemmel bir aylak son aylağı da indirmiş oluyoruz ve 3. dalgayı da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Evet, bir yeni Survivor katıldı aramıza. Evet. Karşı rakipler oldukça güçlü görünüyor ama hepsi de aslında bakarsanız zayıf görünüyor. Evet. Burada patron kimmiş? Porker, indir onları. Sandy. Evet. Grant ve Crate. Çok kritik bir mücadele. Ah. Sağlam vurdular. Grant indir onları. Sandy. Porker, Grace. Evet. Kaldın tek başına. Evet, yandım gülüm keten var. Ne yapacağım bakalım. Glenn. Sandy. Yes, alright. Benle uğraşmayın, benle başa çıkamazsınız. Çünkü tren yakıt deposu aşama 2 tamamlandı. Bir karakterimiz geldi. Evet, ara bulucu. Yaşı 40'ların başı, silah mevcut, düz tüfek kullanıyor. Muhasebeciymiş, benim mesleğimden sayılır kendisi. Bakalım. Çocuklar buraya gelin. Sen de ısırıldı mı? Aman tanrım. Isırıldı değil, yemin ederim şu adam bıçağıyla korumu sayıyordu. Oh my god. Bana bir seçim şansı sunacaklar. Evet. Bu rol oyunları bu şekildedir arkadaşlar. Sizden bir tercih yapmanızı isterler ve o tercih sırası geldi. Ben Sandy'yi açıkçası kaybetmek istemem. Sandy benim için önemli yer sarf ediyor. Çünkü atakları çok iyi diğer oyunculara göre. Sandy benim için Gren'den daha iyi diyebilirim. Bu oyun için konuşuyorum. Gerçi The Walking Dead için hayatta Gren'i satmam. Gren benim için vazgeçilmezdir ama bu oyun için Sandy daha etkili oynuyor. Öyle görünüyor. Evet, bakalım. Deli ne diyor? Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Darius. Kendisini hemen şimdi almak hakkında konuşmak istiyorum. Dönüşüp hepimize akşam yeme muamelesi yapmadan önce. Sır olmadığını söyledi ama. Herkes böyle söylüyor. Yalan. Bunu sen de biliyorsun. Bilmiyorum. Sen de ne diyorsun bu işe Neski? Ya Allah aşkına. Bir insan zombiye dönüşse sizi nasıl yiyecek? Alırsın kafasına silahı dayarsınız öldürürsün ya. Bu kadar basit. Ben onun ısırdığına inanmıyorum.
Evet. Oh my god. Tamam, bir saniye çay içeceğim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çayımızı yudumladığımıza göre. Bir saniye, kameramı şöyle ayarlayayım. Yes, alright. Evet. Evet, en son ne yapıyorduk? Devam ediyoruz. Darius, öyle mi? Elimiz boş dönersek vali bize ısıtıcılarla birlikte çukuru boylatır. Söyleyeyim, yakıtı alıyoruz. Tamam o halde, savaşmamız gerek. Peki hangisi önce hallediyoruz? Aylakları mı, nişancıları mı? Tabii ki insanlar. Nişancılar benim için daha önemli. Evet. Poker. Yaratımız var, elimizde tanımız var, Rusya'mız var. Rusya botanikçiymiş, kudretli sallama seviyesi varmış, 20 yaşların ortası diyor. Yaratımız var, o bir özel eğitimciymiş, %100 daha 30 hasar verebiliyor ve bir düşmana 5 tur boyunca %120 savunma veriyormuş. Ve sağlam vuruyor bence. Bayağı bir yerine göre bayağı bir sağlam vuruyor. Aradaki farka bak. Evet. Buradan da 267'ye double. Peki sen? Becerisi yok. Yüzbaşıymış. Mesleği yüzbaşı. Yüzbaşı olması bunu seçeceğim anlamına gelmiyor. Mek var. Ama malzeme dükkanı sahibiymiş. Bana Isabel daha cazip geldi açıkçası. Evet. Şimdi. Acemilere silah veremiyorum. Evet. Evet, saldırıya geçiyoruz. Evet, saldırımız başlıyor. Öncelikle Galit'in saldırısı geliyor. Gwen'in hata geliyor. Lilin hata derken Isabel'in saldırısı o çok isabetsiz oldu. Gwen indir onları. Gwen. Isabel. Isabel çok zayıf çıktı. Isabel'in neyi almadım belli oldu şimdi. Yanlış plan. Yanlış yerde yanlış zaman. Ya bu olmadı ya. Bu ekip olmadı. Bu ekip olmaz ya. Bu ekiple yapamam ben. Yükseltebilirim. On yedi bin 500 şey istiyor. Yani seviyem de yetmiyor ayrıca. Bunu geç, seviye yükselt. Bak 3 tane var. Onun özelliğini ona yükledim. Evet. Bu iyi. İyi haber.
Şimdi mech 3. seviyeye yükseldi. Bayağı sağlam bir çizişe geçti. Takımları düzenle diyor. Buraya mech alacağım. Buraya da çok zayıf. Daha da zayıf. Poker. Poker'ı da geç. Bu. Çiftçiymiş. Allah'ım çiftçilerden ne hayır gelir Allah aşkına. Rusya'mız var. Çok zayıf. Seviye yükseltiyor. Bunun becerisini ona verirsem bir tane Grace var. Onun özelliğinde buna yükledim. Seviye mükemmel. Evet. Şimdi buraya da hangisiydi lan o? Kimdi o? Ben onu yükseltemedim. Tamam. Ha, birini daha alabilirim artık. Buraya da Grace'i alacağım. Ya da Poker mı? Bu şey çok düşük ya. Ama baktığın zaman bunu daha diğerlerine göre daha etkili. Tamam. Kabul. Evet. Tamam. Al derken şey yapmayacağım. Evet. Şimdi bunu hallettiğimize göre yangına körük devam ediyoruz. 3. seviye. Bunları donatabilmem için yükseltmem gerekiyor. Göçhan. Yeni silahımı değiştireceğim. Oo. Kimin? Revolver. Tamam. Evet. 5 kişiye 4 kişi. Evet. Önden Mac'i yollayacağım. Bayağı etkili vurdu. George'un atağı geliyor. Ardından Isabel. Kritik ve mükemmel. Evet. Lily. Ve Glenn. Evet. Oo, Isabel'i gene indirdi lan bunlar. Abi Isabel çok zayıf kalıyor ya. Isabel'e yapacak hiçbir şey yok. İnanın bana. Giremedim. Bayağı etkisiz oldu geldi. Evet.
bir sahneniz alacağım. Ya Isabel niye bu kadar zayıf kaldı ya? Isabel çok kötü oynuyor. Ama yapacak bir şey yok. Georges Sinata geliyor. Ardından Mac ve Lily. Of. Çok güçlü. Lily, Georges ve Mac. Maglen. Lily, Georges. Ve Mac. Grand'e gidiyor. Evet. Grand zayıf olduğu için Grand'e saldıracaklar. Georges'in hata, Mac'in hata, Lily, Glenn, evet. Glenn de gitti, inanmıyorum. Yaç vermeliydim Glenn'e. Oho, 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 shit. Çok yanlış bir tercih oldum. Boss gitmeliydi. Ondan sağlanmış olmaz. Haydi o zaman Georges, indir şunu artık. Yes, alright. Benim takım biraz zayıf kaldı. Zayıf ne ya? Çocuk kaldı. Oo, oo. Oo, kamyon şoförü, isyancı. Bu iyi işte, bu iyi haber. Beni sevdin dostum. Mişom. Valiye. Tamam. Kasaba. Şimdi. Ne yapmamız gerekiyor? Önce bir saniye. Şimdi. Üretim. Biraz bundan üretelim. İhtiyacım olacak. Savaşlarda ihtiyacımız oluyor. Olmadan görüyorsunuz halimi de. Bu arada bir saniye. Karakterlere nereden bakıyorduk? Bir dakika. Karakterler. Ne zaman?
Envanter diyor. 5 saat. Bunlar ne işe yarıyor? Hiç bilmiyorum açıkçası. Neymiş? Donatıyor. Neyi donatıyor? Mesela. Ben daha üret. Evet. Bu arada malzeme depomuzu yükseltelim mi? Bana sadece şey kazandıracak. Bunu geç. Bunu yükseltelim. Bana yet açacak. Ürettiğim zaman saat başında üretimim biraz daha fazla olacak. Bunu yükselteceğim. Evet. Yükselttiğim zaman tabii beklemem gerekiyor bu arada. 1,5 dakika beklemem gerekiyor. Onun haricinde başka ne yapabiliriz? Yemek deposu. Tamam, yemek deposu burada dursun. Şu evi taşıyacağım şuraya. Ha. Ve taşıyayım, anladım. Sıkıntı yok. Ve taşıyamıyorsun. Tamam, sıkıntı yok. Buraya taşıyayım. Yok. Sadece var olan şeyi yendim. Anladım. Tamam. Mağazaya gitmeden önce bir saniye. Liste. Evet. Aradığım şey buydu. Şimdi. Takımları düzenle diyor. Bir de ben salak demek istemiyorum ama kız bildiğin düzme yani. Ha, bir de baskınlara uğradığım zaman savunma olacak. Görevlerden kaldığım yerden devam edelim o zaman. Dördüncü aşamaya geçiyoruz. Sıkıntı yok. Değil mi? Yoktur yani. Gratus. Gratus. Evet. Darius. Gorgeous. Evet. Sen gel bakalım. Sen gel. Gorgeous'un hatta. Gren'in hatta. Kratos vuruyor ve indiriyor. Kratos sağlam vuruyor. Bir dalgayı atlatıyoruz ve ikinci dalgaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Darius kafadan. Gorgeous. Gren. Ve mükemmel. Ardından Mac geliyor. Kratos geliyor ve kafadan mükemmel bir atakla. İkinci atakla geçiyor. Darius kafadan. Darius çok iyi ya, eline çıkartma. Best. Ve ardından
Darius vurdu. Kratos. Gelen. Back. Gelen geliyor. Georgius. Kratos. Mac. Tamam. Yes. Evet. O ne lan? Bu taraf çok karanlık. Hepiniz gelseniz kaç yazar ulan? Kafadan vuruşu arttı ha şey, George'sın. Ya bes. Zafer. Yaşayanlarım. Söyleyemedim ya. Karakter bulamadık. Nasıl? Evet arkadaşlar, 5. aşamaya geçmeden en heyecanlı yerinde kesiyoruz. Ayaklar Woodbury'e Woodbury'e doğru yola çıkmışlar ve bayağı bir kalabalık olduğunu söylediler. Ama bir sonraki haftada göreceğiz bakalım ne kadar kalabalıklarmış. Bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ölmezse akılsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.